Maş uzanktam benden beklenirken ufuktan gelmeyen gemi taş kuşla kardeş oldum bekleyenken beklenirken ufuktan gelmeyen gemi taş kuşla kardeş yeah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz bir hafta aralıktan, aradan sonra tekrar bizleri bir araya getiren, buluşturan Rabb'e hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Malumunuz üzerinedir ki her hafta birbirinden değerli konuklarımızı, değerli üstadlarımızı programımızda ağırlamaya çalışıyoruz. Bu haftada gerçekten çok değerli bir hocamızı, değerli bir dostumu programda ağırlamaktayım. Stüdyomda ağırlamaktan son derece onur duymaktayım. Hakan Taha Bayram. Kendileri ezgi sanatçısı, yazar, şair ve aynı zamanda da eğitmendir. Hocamız sağ olsun bizleri kırmayarak ta Gebze'den buraya kadar, Gebze'den Bağcılar'a kadar gelme zahmetinde bulundu. Hocama eee şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Kendileri şu an stüdyomuzda. Malumunuz zaten e, programımızın açılışını eseriyle yapmıştık. Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, selamünaleyküm. Hayırlı programlar ederim. diliyorum, Sefa kardeşim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, Eyvallah, ayağınıza, ayağınıza, ayağınıza ayağını. sağlık. Sağ olun. Gebze'den buraya kadar gelme zahmetinde bulundunuz. Efendim. Gerçekten, hele bugün İstanbul'un bu trafiğinde, bu e, şu anki e, sıkıntılı durumunda evet. Gebze'den buraya gelmek de epey zahmet ve sağ eziyettir. Sağ olun, sağ olun. Beni kırmadınız, davetime icabet ettiniz. E, sağ olun, var olun. Allah razı olsun, yani tabii ki geleceğiz, tabii ki geleceğiz konuk olacağız. Sizler de buradasınız. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Reper TV ve özellikle sizin programınız için selamet diliyorum. İnşallah daim olsun kardeşim. Teşekkür ederim. bizi de davet ettin, kırmadın. Çok memnun Çok Allah sağ razı olsun. olsun. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Kıymetli hocam, e, tabii ki bizim sizinle e, yıllara dayanan bir evet. dostumuz, dostluğumuz, abi kardeşlik e, şeyimiz var. E, muhabbetimiz var. E, ekran başındaki Rehber TV'nin ekranında şu an bizleri izlemekte olan olan değerli izleyicilerimiz. Hakan Bayram kimdir? Şöyle birkaç cümleyle kendinizi tanıtır mısınız? Evet, en zor soru. Bu bizim için en zor soru. E, malum işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, edebiyat öğretmeni, yani eğitimci sıfatımızla aynı zamanda ezgi sanatçısı olarak da yıllardır e, yine en azından kendi çapımıza diyelim efendim bir şeyler atmaya çalışıyoruz. acizane. Ee, yazarlık sıfatımız var şairlik sıfatımız var İşte bir dönem e, radyolarda yayın yönetmenliği yaptık gazetede yayın yönetmenliği yaptık efendim böyle yine medyanın içinde efendim e, yayının e, kitabın kalemin sözün müziğin içinde hayatımıza devam ediyoruz hep var olmaya çalıştınız kendinizi unutturmamaya çalıştınız ee, Tabii ki e, sizin o yayın yaptığınız radyolarda bir süre ben de evet. yayın yapmıştım Gazetede sağ olsun sizin desteklerinizle de bize de gazetede bir ara yazılarımız oldu. E, tabii ki güzel çalışmalar oldu. İnşallah devamı da gelir diyelim. İnşallah. Rabbim daha güzel hizmetlerde cümlemize nasip etsin. İnşallah. Peki hocam, malum bugünkü konumuz ana konumuz programımızın ana konusu evet. kitap ve kitap okuma üzerine olacaktır. E, sizce kitap okumak yeterli midir bugünün şartlarında? Evet, kitap okumak yeterli mi? Evet. Aslında insanla e, insanla başlı başına bir e, kitap olarak, yani insanı ben başlı başına bir kitap olarak görüyorum ve değerlendiriyorum insanı. Çünkü e, kitabın içimde ne varsa insana ait bir şeydir, doğru mu? Evet. Yani insan eşittir, kitaptır. E, i̇nsanı okuyabilen e, zaten kitabı okumuş olur. Kaldı ki bunu hani kutsal kitaptan da başlayarak e, şöyle kendi günümüzdeki tüm kitap çeşitlerine baktığımızda kitabın ne kadar önemli olduğunu e, tabii ki görebiliyoruz. Peki yeterli mi soruya gelecek olursak? İthalimi tabii ki yetmez. Çünkü e, hani e, okumak da bir noktada şimdi oku okuyan kim, okutan kim, okuyanın kapasitesine efendim çapı nedir? Nasıl okumalı, ne yapmalı? Tabii bunların çok 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 soruları var. Biz tabii ki kitap okuyacağız. Kitabı okurken de o kitabın içinde olan insanı, kainatı, alemi efendim insanlığı bize orada sunulan mesajları ve orada geçen tüm hikayeleri, hayat hikayelerini ne yapacağız? Kendimiz belirlemeye çalışacağız. Yaşayarak. Tabii ki biri yaşayarak. Biri yaşayarak tabii, 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 orada tabii. ruhen, bedenen olmasak da e, ruhen orada gibi kesinlikle. Aynen. O e, hayatın içinde var olarak okumaya çalışacağız ki o okuduğumuz eserden bir şeyler kapabilelim, mutlaka, mutlaka. bir şeyler alabilelim yeterli mi e, değil diyelim kısacası. Yani e, çünkü çok da uzatmak istemiyorum şimdi çünkü çok konu konuya açacak oradan. Evet. Bir çok sorular da var gibi biraz Hı -hı. defter dolu gibi geldi bana <laughs> efendim. E, o yüzden şimdi tabii yeterli mi değil. E, i̇şte okuyarak bir basamak basamak ne yapacağız? O işte merhale, o menzile ulaşma çalışacağız. Bu evet. da bize işte okumanın vermiş olduğu kültür ve keyifle alakalı olacak. Anlıyorum. Peki kıymetli hocam nasıl kitap okumayız? Mesela bir kitabı elimize aldığımızda onu onu <laughs> gerçek anlamda bir şeyler alabilmek, istifade edebilmek için o kitabı nasıl okumalıyız? Hangi yöntemlerle okumalıyız? Valla kitap okumak tabii kişiden kişiye göre değişir. Şimdi tabii klasik böyle e, bu tarz sorular da e, birçok tabii yazarın vermiş olduğu cevaplar var. Evet. Ama hani bizi e, değerlendirecek olursanız da şöyle söyleyelim. Tabii herkesin ruh dünyası, Gönül dünyası başka. Muhakkak. Herkesin keyif aldığı gün saatleri başka. Kimi geceden keyif alır hı hı. efendim. Şöyle sessizliği sever. İşte kimi o gürültüde efendim işte bir şeyler okumaya çalışır. Şimdi mesela bugün metrolarda, işte tramvaylarda vesaire baktığınızda işte birçok insan o kadar işte gürültünün içerisinde değil mi kitap okumaya çalışıyor. İşte o müzikle beraber hatta kulaklıkla beraber işte hı. müzik dinlemeye çalışıyor, kitap okumaya çalışıyor. Bazıları da diyor ki ya bu kadar gürültünün içinde bu insanlar konuşuyor, telefonla vesaire nasıl kitap okuyor? Yani böyle kitap okunur mu? Bazen de e, o insanlar o şekilde keyif verebiliyor. Ha, bazıları için sessiz bir ortam gerekir tabii ki. E, yani o hatta biraz daha işe abartalım. İşte bir, bir muşi yakar ya da ne bileyim bir loş bir gece lambası olabilir. Hı hı. E, ya da yanında bir çayı olur, efendim, işte bir atıştırmalı olur vesaire. E, ya da bir fon müziği olur gibi. Hı hı. Yani kitap dediğim gibi insanın ruh dünyasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Herkesi bir kalıba koymak tabi olmaz efendim. bana kalırsa ben nasıl okuyorum? Benim için fark etmiyor. Ben hani e, gürültülü ortam. Yeter ki o konu yani keksin beni. O kitap içindeki, verebilirsiniz. tabi tabi. Yani Hı? o kitapta içindeki bize e, sunulan e, işte mesajlar okuduğumuz şeyler bizi eğer sarıyorsa tabiri caizse bizi biraz bağlıyorsa, biraz bizi anlatıyorsa gürültü olmuş efendim bazı bebekler vardır mesela işte gürültü bakarsın davul duruna çalar orada çocuk uyur uyuyor. Evet. ama bazen bir şey olur ufacık bir sessizlik uyandırabilir gibi bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor o yüzden benim dediğim gibi hiç fark etmiyor. E tabii ki gece huzurlu bir ortamda kitap okumak daha iyi ama uykunuzu almış olmanız lazım. Kesinlikle. Ya çünkü uykulu olduğunuz zaman bakıyorsunuz ki iki dakika sonra o mışıl mışıl zaten o cümleler, kelimeler, harfler derken bambaşka dünya içine gidiyorsunuz. Dinç kafayla okumak tak, lazım. kafayla okumak lazım. De bazen okuyorsunuz, e, evet okuyorsunuz hakikaten de ama görünüşte okumak ama e, pratikte ve teoride baktığınız zaman işin gerçek kısmında aslında kafa başka yere gitmiş, başka şeyler düşünmeye başlamışsınız. Üç sayfa okumuşsunuz, bakıyorsunuz, aa ben ne okudum ya? Tekrar başa alıyorsunuz çünkü anlamadığınız bir şey okudunuz hı hı. ha. O yüzden e, dikkatli ve kafanızı vererek okursunuz. Daha Okursanız daha, daha iyi olur. Ve beslenirsiniz yani orada. Kesinlikle. Durum bu. Aynen öyle. Peki, kömetli Hocam, e, bazen zaman zaman karşılaşıyoruz özellikle. Evet. E, bu sorunlar bize çok soruluyor. Mesela ben alıyorum, kimi arkadaşlar, kimi çevremizde insanlar var diyor hocam alıyorum elime üst sayfa okuyorum sıkılıyorum daralıyorum kitabı bırakıyorum ya da bir 10 sayfa okuyorum kendimi zorluyorum hmm. bir 5 sayfa daha okuyorum ama bakıyorum ki bir şey kapıp da alamıyorum. Bir beni sarmıyor diyor ben o kitabı bırakıyorum diyor. Nedir bunun çaresi? Aynen. Şimdi özellikle kitap okumanın burada bu soruyla alakalı evet. bu söylediğim şeyle bir sorum olacak. Kitap okumanın püf noktaları nelerdir? O kişi o elindeki aldığı kitabı bırakmaması için o püf noktalar nelerdir? Nerelerde o o şeyleri yakalayabilmesi gerekir? Ya işte biraz önce aslında biraz bir kaç sır verdik orada. Hı -hı. Hani işte biraz kafanın mesela dinç olması en son cümlemiz. Evet. Efendim. Ee, bir de işte o püf noktalar şunlar. Yani şimdi okuduğun şey seni ne kadar ilgilendiriyor? Şimdi Her şey okunabilir mi? Her evet. şey okunur mu? Her şey okumamız mı gerekir? Bir de her okuduğumuz şey bize aynı intibayı bırakabilir mi? Hı -hı. Her okuduğumuz şey bize aynı coşkuyu, aynı muhabbeti, efendim aynı temsiliyeti verebilir mi? Ona bakmak lazım. Hı -hı. O yüzden işte okumanın püf noktası bir kere kendimizin Hani ne üzerinde okuduğumuzu ya da okuyacağımızı seçerek özellikle altını çiziyorum. Evet. Yani romansa romandır, denemesi denemedir, sohbetse sohbettir. Mesela ben şu an okunmuş oldum. Hatta gelirken de biraz yolda biraz yine bir yarım saat falan okudum orada. Yolda Hı. açısından da güzel oldu. E şimdi sohbet anlatı tarzında bir kitap, kalın da bir kitap. İşte adam hayatını anlatıyor vatandaşın bir tanesi. E, bu defa hani biz merak ediyorsunuz yani. Bir sohbet tadında olunca bu sefer kitap seni sürüklüyor. Evet. Ama şimdi diğer türlü bazen akademik kitap okuduğunuzda ya da biraz daha böyle işte belgeli, makale tarzında ciddi yazılar okuduğunuzda sizi sarmayabilir. Bu hmm. defa iki yazıdan sonra ya da iki sayfadan sonra hemen böyle bir kitabı bırakma eğilimi gösterirsiniz. Evet. Bunu göstermemek için ilk önce ben neyi seviyorum, e, neyden hoşlanıyorum ve neyi okumam gerekir ona bakmak lazım. Hmm. Zaten eğer romansa atıyorum, çok seviyorum ben romanı, evet çok hoşuma gidiyor roman okumak. O zaman e, o keyif size aittir. Hani o iki, iki, sayfa, üç sayfa vesaire falan. Ya bugün şöyle bakalım. Mesela bir yeni film izleyeceğim zamanda mesela ne yapıyorsunuz? İlk 10 dakika sıkıcı gelir biraz. Yani anlamıyorsunuz çünkü konuyu mesleğine bilmiyorsunuz. Ama bir 5-10 dakikadan sonra artık o meselenin içine gidiyorsunuz. Bu defa farklı bir dünya oluşuyor. O yüzden işte püf noktaları dediğim gibi ilk önce kendimizi sanacağız. Ee, okuyacağımız kitabın ne olduğunu belirleyeceğiz. Ondan sonra zaten her şey güzelleşir. Alır başını gider. Aynen öyle. Aynen. Aynen öyle. Peki Kıymetli Hocam Kitabı sadece gençler mi okumalı? Yani hani tamam gençler çok önemli. Özellikle her zaman, her devirde gençlerin evet. değeri, önemi büyüktür. Ee, kitap mesela özellikle ge sadece gençlerin okuması mı gerekir? Hani çocuklara yönelik, orta yaşlara ve ileri yaştaki insanlar için de bir kitap okuma gereksinimi, ihtiyaç duyulur mu, duyulmaz mı? Güzel bir soru. Eyvallah Üstad. Şöyle söyleyeyim ben. E, Vallahi günümüz malum e, modern çağda, özellikle edebiyat terimi için postmodern zamanda her türlü kitap ulaştığımız, çocuk kitaplarından tutun işte efendim psikoloji kitaplarına, romanlarına yani bol bol kitapların olduğu bir çağdayız. Çok. Evet. Sure. O yüzden insan yeter ki okumak istesin. Peki gençler mi okumalı? Tabii ki gençlerle olay bitmiyor ama gençlerin okuması daha da tatlı oluyor çünkü e, temelde bazı şeylerin oturması, rayın oturması en azından yaşamsal döngüde ileriki o durum içerisinde daha da oturaklı bir e, temel teşkil eder. Yani evet. e, ben atıyorum işte ilkokulda düzenli kitap okumaya başlarsam, ortaokulda başlarsam, lisede başlarsam e bunu üniversite takip ettirir bu şekilde. Üniversiteden sonra diyelim işte e, yaşadığımız hayat içerisinde olur. Hatta gün gelir ailemiz o okuma kitap kültürünü eğer de kazanabilirsek hep beraber 30 kitap okuruz. İşte bunun kültürünü kazanmak için de o temelden Hani bugün işte futbolla verdiğim çocuklar ne yapıyoruz? Minikler diyoruz değil mi? İşte altyapı alt vesaire alt yapı diyoruz kısacası. Oradan yetişen bir futbolcunun verimiyle efendim sonradan işte 20 yaşından sonra futbola başlayan bir futbolcu değil, değil mi? Belli, belli olmaz belli belli olmaz. Evet. Aynı bu şey hem öğrenci için hem bizim için hem gençlik için hem efendim işte birçok insanlar için de geçerli. Okumanın işte orta yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu olmaz. Okumak son nefese kadar. Hani bir hadiste de onu bir tesirlendirelim. Hani ilim içinde de olsa alınız Hazreti gidiniz diyor. Evet. E, e, Sal sallallahu Allah. aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. E, o şekilde buyuruyor. Ha, ne demek istiyor? O zaman demek son nefese kadar ne yapacağız? Okumak okuyacağız. Okumak zaten bir cihattır tabiri rahise. Kesinlikle. Kendimiz de cihattır efendim. Alemle cihattır. Ya da de işte o kalemimizi, işte okumamızı, kitabımızı tabiri caisesi bizim elimizde bir kılıç gibi. Bizim Kesinlikle. kılıcımız kalem, kitap olmalı. Çünkü okuyan insanın sözü olur. Kesinlikle. Okuyan insan e, söz sahibidir. Okuyan okumayan biri değildir değil değil. Zaman hocam. Çünkü Kesinlikle. okursan düşünürsün, okumak seni düşünmeye sevk eder, düşünmek seni Üretme hareket getiriyor. üretmeye ve harekete geçirmeye sevk Aynen eder. Yani. E, harekete geçen insanın olduğu yerde bereket vardır Hı -hı. vesaire vesaire. Yani o iş o güzel gider. O yüzden demek ki ne yapacağız? Temel. Temelde. Temel. Hani gençmiş, çocukmuş. Mesela benim şimdi oğlum da var ellerinizi dönemde. altına yerleştireceğiz tabii, tabii. onu. Şimdi i̇şte ben Bilinç ne yapıyorum? Ona farklı kitapları almaya çalışıyorum. Hı -hı. İşte şunu okudum. Şimdi birazcık gel kitap okuyalım, biraz şunu okuyalım. Çünkü bu yaşta sevgi kazanırsa etkisini görür. Kesinlikle. E, alışamazsa zorlanır. Zaten ev içinde özellikle büyüklerin buradaki, e, özür dilerim araya girdiğim kusura bakmayın. Büyükler buradaki en büyük görev nedir? Ev içinde günlük bir program yapacaklar. Bir saat, bir buçuk saat, kırk dakika kitap okuma saati kesinlikle, olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Kendileri ilk önce eline alacak, okuyacak. Evdeki diğer çocuklar da, küçükler de. Yani örnek olmak lazım. Görecek. Yani. Belli bir zamandan sonra Tabii. zaten o bilinçaltına yerleşiyor. Evet, doğru. Artık o şeyden çok taklide dönüşüyor. O çocuk da, ha, o da eline alıyor ve alışkanlık haline geliyor. Evet, Bu evet, çok evet. önemli bir şeydir. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani o o noktada işte e, örnek o, olma hani e, o bilinci kazandırma anlamında evet. bizim biraz daha fedakarlık yapmamız lazım ama şimdi e, şeye benziyor bu yani e, babanın işte uzanıp koltuk kanepesine elinde kumanda o kanal senin bu kanal benim tamam güzel eyvallah o spor kanalı o spor kanalı benim oğlum kitap oku işte yavrum işte ders çalış moduna benziyor Beraber aynı masaya oturduğunuzda belki bir iki sıkılır, üç sıkılır ama sonraki süreçte işte bakacaksınız Başkanlık ki olur. bu defa e, hiç beklemediğiniz anda o da kitabını getirir. Bu defa o size "Ya baba kitap okumayacak mıydık biz?" Aynen, evet. der. O moda girer artık. Aynen. Bu sefer sen şey yapar. Yani iyi denge kurmak lazım. E, ama o kitap okumanın keyfini aldıktan sonra hakikaten kitap çok başka bir şey Kesinlikle. yani. Çok başka bir şey. Kesinlikle. Sizin de tabii eserleriniz var evet. hocam. Özellikle sizin eserleriniz hangi yaş grubuna hitap etmektedir mesela? E, vallahi üstad şöyle söyleyeyim. Benim zaten önümde malum e, bir romanımız var. E, Şeyda Hı -hı. isimli. Evet. Bu, bu romanda da ben özellikle lise ve üniversite e, gençliğini hedef alarak e, ve o konular bazında da bir şekilde konusu da aslında o oraya yakın bir durum. Ana konusu ee, nedir? İkiyesi nedir? Ana konusu nasıl? E, i̇ki genç arasında şöyle bir e, Allah'ın bize lütfettiği bir o muhabbetin. Efendim o güzel ölçü içerisinde yaşanması ve orada tabii gelişen olaylar vardır. Şimdi ben hatta derste de geçen hafta öyle bir ders konusunda bizim roman konusunu hiç söylüyoruz şimdi lisede. Hı hı. efendim, Edebiyat dersinde o gençlere de söylüyorum. Şimdi roman da romanın yapı unsurlarında bir olay vardır. Bir de olay etrafında gelişen olaycıklar vardır. Olaycıklar var. Yani o olayın etrafında gelişen. Yan kollar, ya da, yani, Yan, yan kulu aynen öyle ya da işte bağımsız bir olaylar vardır vesaire falan. İşte burada da e, buradan başlayan bir süreç sürecin birçok noktaya temas etmesi var. Şimdi oralara girersem e, sürpriz bozur diye düşünüyorum. O yüzden orası bize kalsın. <laughs> Okuyanlar zaten sağ olsunlar söylüyorlar. Evet. E, ve sonunda sürpriz bir sonla bitiyor. Onu da söyleyeyim. E, o şekilde biraz çünkü roman merak unsurdur. E, merak iyidir. İnşallah okuyacak olanlara da buradan tavsiye etmiş olalım. İnşallah. Peki kitap okumak insana ne kazandırır? Şöyle maddeler halinde sıralar Vallahi, kitap okumak insana ne kazandırır? İnsanlığı kazandırır. Kesinlikle. Daha ne olsun? Ötesi var mı? Zaten bizim değil mi buraya hani dünyaya yaratılış amacımız yani insan olmak. Halife. Ya, tabii ki zaten halife olarak yaratılmış. Hazreti Allah'ın halifesiyiz zaten. Eyvallah. E, şimdi tüm amacımız insan olmak değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Yani Aynen. işte o nefsi mutmainede, de nefsi radiye makamlarına ulaşıp kamil bir işte mümin ya da kamil bir insan olmak değil mi? Kesinlikle. İşte okumak bize o, o, kamilliği sağlar. E kamil insan da efendim e, çok dünyevi hazlarla, metalarla ve materyallerle iş olmaz. Evet, evet. Dünya yaşar, nefesini alır, dünya için gerekli olan şeyleri yapar, gerektiği kadar yapar, e, kendini üzmez boş yere, kendini yormaz, sırpalamaz. Efendim, işte psikologlara mesela gitmez, ihtiyaç duymaz. <laughs> en önemlisi, çünkü e, en güzel, e, dediğim gibi, e, öğüdümüz olan bize öğüt veren koca koca kitabımız var zaten. Kainat kitabımız var, efendim. Son kitabımız var. Ya, i̇şte gibi. böyle kitap varken, e, bu kitaplarla da ne yaparız? Biz asıl o büyük kitaba ulaşmaya çalışırız. Evet. Bunlar tabiri caizse araçlardır. Tıpkı buraya geldiğimizde işte metroya binersin, biraz Marmara'ya binersin, işte biraz işte Tarama'ya binersin. Asıl hedefe binmek için e, araçtır. Amaç değildir, araçtır. Büyük Asıl amaç tabii. Kerim'dir. Aynen öyle. O büyük güne Hayır. hazırlanma anlamında budur. Ee, ne kadar beslenebiliyorsan, e, ne kadar efendim kan yetiştirebiliyorsan e, bunun tabii faydasını görürsün. Bu defa ne yaparsın? O büyük kitabı okurken, asıl kitabı okurken daha iyi kavrar ve anlarsın. Evet. Çünkü şimdi o kitabın muhatabı kim? Kesinlikle. İnsan biz İnsandır. değil mi? Ha, biz. E şimdi ne de ki kitap ne kazandı? İşte insanlık kazandırır. İşte o insanlık kazanmak için de efendim bu kitapları okuyarak kendimizi şu fikir bu fikir değil. Her fikirde yetiştirerek sadece belli başlı kitapları değil. Evet. Mesela şimdi benim şu an okuduğum dediğim gibi en son kitap bir an önce bahsetmiştim. E, hiç e, benim düşünce dünyamla alakası olmayan bir kitap. Hı hı. Bilerek okuyorum ama onu. Çünkü onu da lazım. Evet. Çünkü orayı oran beslenir. Orayı da bilirsem yarın bugün o lazım olacak bize. Yani onu da, onu da bilmek lazım. Ee, evet, kendi yolumuzdaki kitapları yani bize hakikaten keyif veren ve bizi anlatan, bizi biz yapan kitapları okuyacağız. Aynı zamanda ne yapacağız? Efendim e, farklı mecralarda olan kitapları da okuyacağız ki sözümüz olsun. En azından haberimiz olsun, katkımız olsun. Anladım. Ee, peki Kemal Hocam özellikle şundan bahsettik mesela kitabı okumak insanın ne kazanır? Özellikle deniz gibi birinci madde şüphesiz insanın kişiliğini kazandır. Kesinlikle. İnsanı insan olmasını kazandırır. İkincisi de insanın başka dünyalara, başka dünyalarla tanışmasına, evet. Başka dünya, başka pencereden, başka açıdan, e, başka insanları, hayatları tanımasına vesile olur. Kitap okumayan bir insan takdir edersiniz ki tek bir pencereden, tek bir açıdan dünyaya, hayata bakar. Ama kitap okuyan insan farklı farklı pencerelerden, Mutlak. farklı farklı tabi, bakış açılarından bakar. Tabi, tabi. Ve bir olay üzerinde düşünürken kesinlikle e, en ince detayına kadar her şeyi düşünür, tartar, biçer, ona göre hareket eder. Ama okumayan insan bu bir gerçektir ve örnekleri de çoktur günümüzde özellikle. Düşünmeden önünü arkasını, sağını solunu, yukarısını aşağısını düşünmeden hareket eder ve hep kaybeden olur. Evet. Aynen öyle. Yani kitap gerçekten çok değerlidir. Kitap değerlidir. Ee, bir cümlede ben katkı sağlayayım. Tabii buyurun. Ee, kitap değerlidir. Evet kitap insana aydın olmayı ve aydın düşünmeyi sağlar çeşitli alanlardan çeşitli pencerelerden tabii hayata ki. bakış açısı kazandırır tabii 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 ki yani ya şunu söyleyeyim hani e, hani çoktur hocalarımız da televizyon ekranlarında buralardan da ifade ediyorlar hı hı. Yani ben de en azından bir söylemiş olayım yer yeri geldi evet. hani ilk bize değil mi muhatap oku diye başlayan bir efendim e, muhatabın biz sahibiyiz Sait. oku yani bak İkra. Yani oku denilen bir mesajın muhatabıyız biz. Kesinlikle. İlk yani niye okursan oku. kainatı. Şimdi bak bu buradan başlıyor. Kitaptan başlıyor. Bir konumuz kitap. Kesinlikle. Evet kitaptan başlar. Bugün kitabı okuyan yani kainatı okur. Kesinlikle. Çünkü kitabı yazan, kitap yapanlar da bir yerlerden bir yerleri okuyan insanlar daha sonra buraya aktarmışlar. Beslenerek. Beslenmiş buraya aktarmış. Gıdalanmış, biz de onu okuyoruz. Beslenmiş. O da beslendiği şey bu sefer... Evet. Onu yani tabiri caizse sebzesini tabii ki. sağa sola etrafa yani mutfakta dağıtıyor. almış ürünleri biz hazır bize hazırlanmış, soframıza koymuş. Al kardeşim sofra hazır buyur yemeğini yiyebilirsin. İkramda bulunuyoruz. Biz, Çevremizi e, ikramda aynen öyle, bulunuyoruz. aynen öyle. E şimdi bu hazırlanmış bir ikram gelmiş önümüze. Evet. E şimdi biz bunu yemeyelim mi? Kesinlikle. Yani e, sırtla çevirelim. Böyle bir fırsat kaçırılmamalı. Kaçırılmamalı. Kesinlikle. Kaçırılmamalı. Ben bu sizin vesilenizle buradan e, tüm bizi izleyen kardeşlerimize belki bugüne kadar e, böyle evin vitrinlerinde, efendim, dolaplarında süs, olarak, e, süs olarak duran, bir türlü o ele o kitaba gitmeyen kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki e, bir gün kendini zorlayın. Evet bakın e, kitap okumak kolay bir şey değil. Evet. O kitabı açıp ona onun dünyasına dalmak hakikaten kolay bir şey değil. Ama o dünyada da dalabilirsen o dünyanın içinden bambaşka dünyalar çıkacak. Kesinlikle. Bu sefer diyecek ki vatandaş ya ben kardeşim bu ne kadar arkadaş 5 yıldır aynı kitaba baktım durdum neredeymişim, neredeymişim? diyecek yani. Aynen O yüzden evet zorlanacağız. Evet biraz şunu yapacağız. Kitap okurken mesela 3-5 dakika biraz sıkılacağız belki bir şey olacak ama şu hedef koyacağız kendimize. Bitireceğim, Bitireceğim. ben bunu. Öğreneceğim buradan ne anlatılıyor? Bize verilmek sen mesaj nedir? Bir de şunu düşün. Bunları kardeşim bu adam şimdi bunu bence okum, okumakta üşeniyorum. Ya bir de bu adamın yazan adam nasıl peki bunu yaptı? Peki. Yapmış? Ki yazmak öyle kolay değil. Kolay da değil. Sen Aylarını veriyorsun, senelerini veriyorsun. Özür dilerim. Oturup okursan bir ayda, en kötü bir ayda bu kitabı bitirsin. Ama o yazan o kitabı yazmak inan ki yıllarını e, alıyor. 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 Tabii ki, yani tabii, alıyor. tabii Tabii ki. Böyle oturup yazmakla da olmuyor. Sadece oturup ben yazayım değil mi? Araştırıyor, soruşturuyor. Geçmişi nedir? Neler yaşanmış? Hatta o dönemin şahitleri varsa gidip şahitleri Kesinlikle. dinliyor. Tabii, tabii. O olayın yaşandığı yeri, konumu, mekanı görüyor. Hep bir emek. Aynen aynen. Arka planda emek var. bir araya getirmek yıllarını alıyor. Bir de getiriyor bunu yazıyor, düzeltiyor. Editörü şu mizampar, mizampar, matbaası giriyor. Basın aşamasında bir de bunun mali külfeti var dediğiniz gibi. Bunu piyasa çıkarmak, piyasaya sürmek, okuyucuyla buluşturmak. Bunlar hakikaten hepsi çok zahmetli e, Yani işte bunu şey yapmışken. Yani. kolay değil yani. yani. Yapıyorken, yapmışken işte senin hala, yani benim hala o kitabı türlü açıp okumama artık yani bu eee eyafın yani. Zor, sıkıntılı, ee, meşakkatli evet, işleri evet, evet, yapan evet, çekinmeden, yorulmadan evet, evet, evet. yapıyor. Büyük bir istekle yapıyor. En kolay olan nedir? Okumaktır. Onu da okuyucu kesinlik, kesinlik, aynen kesinlik. gerçekten öyle üzülürüz. Var mı? umut varım. Yani Üzülerek inşallah. Üzülmesem okumaktan e, tabii. Ya hoca şey yapıyor ya işte geri kalıyor. Bugün, bakın bugün camilerimize mesela ben çok dikkat ederim mesela gittiğimiz zaman evet güzel dolaplar vesaire işte o Kur'an-ı Kerimlerden tutun evet. birçok kitaba kadar orada bakıyorsun kitaplar var ama hiç ben böyle çok nadirdi belki Ramazanlar Ramazan mukabeleden işte mukabeleye belki o kitaplar oradan çıkar ya da bir eser de hani eser namaz de. vakti belki belki orada hatim vakti mukabele vakti bekliyim zamanın boşa gelen Esersin. bir aynı bir göz geçti evet, evet, diyenler evet. Diyenler olmuş. Oysa değil mi mesela işte gönül istiyor ki, camilerimizde mesela kütüphaneler olsun işte şey olsun. Ya bakın bu sadece genç için konuşmuyorum ben bunu. Genel itibariyle. Yaşlılarımız ya fark etme kardeşim okumanın yaşlısı genç olur mu ya? Kesinlikle. Ya bir kere bu kategorize etmek bunu bir kere yanlış bir şey yani. Evet. Okuyacaksın kardeşim. Gözün görüyoruz, gözlük vardı. Bir şekilde okursun yani. Ee, ama işte bizim maalesef işte o birçok yerlerde o laklak lak yapmak daha böyle insanın hoşuna gidiyor. Oradan buradan değil mi? konuşmak hoşuna gidiyor ama o kitabın büyülü dünyasında almak tabi biraz zor oluyor. İşte o dedi ki en başta bakın 3 4 soru öncesinde Hı. işte o gençlikten çocukluktan gelen kültür oluşursa 70 yaşındaki amcamız bile camiden değil mi ezan namazı 10 dakika var. Ya şuradan bir açayım, bir beş sayfa okuyayım der yani. Aynen. Çünkü rahat duramaz. Kesinlikle. Çünkü onların o belki malayani, belki boş, belki işte oradan buradan ki sözleri yerine ya ben şurada şuradan beş dakika okursam beş dakika fayda sağlanırım. Ne öğrenirim ha, acaba? Aynen öyle. Ders oturur okur. Kesinlikle. İşte o kültürden gelir işte. Ama kesinlikle. kitap kültürü görmemiş büyüklerimize de tabii onları da tabii kınamıyoruz kesinlikle Ayşe. E, sadece dua edelim okusunlar. Muhakkak. Okusunlar. Okumak çünkü okuma okunmak e, gerekir nasip kesinlikle. Gerekir. Nasıl bir Mazereti de olmaz. E, ol olmaması. Okumamamın, okumamanın mazereti olmaz. Evet, evet, Ama evet. okumanın mazereti olur. Çünkü okusan niye okudun derse ben okuyorum çünkü kendime burada kimi buluyorum üzüldüm, şu da aklıma geldi. Ya hocam ben okuma bilmiyorum. Diyenler olabilir. Olur mu ya? Tamam. Hangi çağdayız? Bazı gayretli insanlar da görüyoruz mesela. Torununu çağırır, hmm. oğlunu çağırır, kızını Sen çağırır. Ya, onu da geçtim. İnternet çağındayız. Aynı. Aç oradan telefon. Herkesin telefonu var değil mi? Yaşlı, Sesli kitap gibi. var. Aç şuradan şöyle bir dinle. Sesli ne olur kitap yani var. mesela? Bunu yapanlar da var. Evet. Yani istedikten sonra e, ben biliyorum ki e, insan her şey yapabilir yani. Kesinlikle. Yeter ki istesin yeteri gayret olsun. Gayret Aynen öyle. Ee, yani gayretin olduğu yerde mutlaka bir nimet ve rahmet olur yani. Kesinlikle. Kesinlikle olur. Peki, kıymetli hocam, her bulduğumuz kitabı okumamız gerekiyor mu? Ve diyelim giriyoruz bir kütüphane dediğiniz gibi, bir caminin çay ocağı var. Herhangi bir yere gidiyoruz. Bir sürü kitap var elimizde. Her bulduğumuz kitabı orada okumamız gerekiyor mu yoksa kitap okumakta seçici olmamız mı gerekir? Daha dikkatli olmamız mı ya gerekir? Ya şimdi kitap kültürü olan bir insan Evet. seçici olabilir. Hı hı. Yani belki kardeşim benim işte uzmanlık alanım der ya da ben şu kitaplar doğrultusunda kendimi yetiştireceğim der. Evet. Okumasına bağlı. Ama gençken işte çocukken ya da neyse artık yani bir şekilde elimizde her türlü kitap geçiyor. Evet. Ee, he, şu var. Bizim ahlakımızı, görüşlerimizi ya da çok uç noktalarda bizim e, hafızalamızı efendim gönül dünyamızı kirletmeyen ya da onlara e, kurşun sıkmayan tabiri caizse e, kitaplar oldu müddetçe o neşirleri, yayınları e, okuyabiliriz. Ama dediğim gibi yani insan e, neyi seviyor ve neyi istiyorsa bence onu okumalı. E, oradan keyif almalı. ha Bugün roman olur, yarın işte şiir kitabı olur. yarın e, Bizim bazı şeylerde çok böyle bilmişler var e, tırnak içinde. Hani böyle ne bileyim mesela ben şimdi bir şiir kitabı okusam böyle bir küçük alaycı gözle ya da böyle bir alayvari bir takır, tavır takınıyorlar. E, insanlar var böyle. Hı hı. Kardeşim ben bundan keyif alıyorsam bu, belki benim şu kitapta alamayacağım keyfi belki o üç tane satır ya da işte okuyacağım bir kıta işte, dörtlük şiir neyse o bana katabiliyor belki ben oradan keyif alıyorum. yani. Yeter ki okuyalım fark etmiyor. Seçici dediğim gibi olmak gerekir e, ama bu kişiden kişiye göre değişir. Yani yüzde yüz şu, şu nettir diye bir şey yok. Ee, ben bazen mesela bugün kitapçıya gittiğinizde bak ya da kitap fuarlarına gittiğinizde bakıyorsunuz. Efendim işte insanlar ne yapıyor? İşte o kitabı okuyor, o kitap araştırıyor. Şimdi her bulun kitabı alıyor mu? Almıyor. Ne yapıyor? İşte kitap kitap geziyor değil mi? Kitap evlerine geziyor, efendim yayınları fuarlar geziyor, var. fuarları geziyor. İşte bakıyor, ilgilendiği kitaplar var. Direkt onu alıyor. Yani her kitap tabii okunmuyor. Yani okunmamalı. E, ee, sadece dediğim gibi insan kendisi, yani kendi insan neyden keyif, neyden efendim e, muhabbet alıyorsa ona yönelip onu seçmeli. Meyilli oldu olduğu alana. E, mutlaka. mutlaka. Meyilli oldu olduğu alana. E, Bazı şimdi kapağını aldanabilirsin. E, ama içi seni sıkar. Bu defa aldığını pişman olursun. O yüzden hani bazen böyle e, şimdi bugün sosyal medyada da görüyoruz. E, özellikle işte e, o dijital platformlarda bir kapak resmi yapıyorlar. İnsan merak ediyor. Acaba bunun içinde ne var? Bir tıklıyorsun. Acaba alakası yok kapakta şeyin. Doğru mu? Yani uyuşmuyor. Şimdi bazen Kitap kapakları da insana böyle bir keyif verebilir ama işte içeriğini işte okuduğun zaman çok farklı dalabilirsin. Da o yüzden bilinen isimler çok önemli hani çünkü kimi takip ettiğin de önemli, kimden besleniyorsun, Hı -hı. hangi kaynaktan besleniyorsun. Şimdi i̇şte mesela bugün birçok su markası var, işte herkes evinde su alıyor, alıyor ama diyor ki ya şu su tadı güzel değil ya şu sudan biz içiyoruz ya da şu çaydan içiyoruz, şu markadan içiyoruz. Diyor. Şimdi her insan her çayı içebiliyor mu? Çünkü hepsinin tadı başka. O da çay, Kesinlikle. o da çay. Aynı kitap da tabii şey ama her kitabın tadı başka. Her yazarın efendim anlam dünyası başka, e, İmge dünyası başka, efendim e, bize katmış olduğu değerler başka. O yüzden e, bilinen yazarları okumak güzel bir şey ama bir yandan da bizim e, başka tür yazarlar da keşfetmemiz gerekir. Muhakkak. Çünkü bizi her e, paketlenen, paketlenen, onun önümüze konan efendim isimler üzerinden gitmek bizi yanıltabilir. Bak. Bu sefer aralarda kalmışları bulamazsın. Onu bulmak için de e, okumak olmak lazım. lazım. Dikkatli olmak lazım. Seçici olmak lazım. Olmak Seçici lazım. lazım. Keşfetmek lazım. Evet. Eğer sen bilgine güveniyorsan, e, durumuna güveniyorsan Bakarsın, okursun. ve tahsip ederse etmez. Duruma göre değerlendirmesi sana ait olur yani. Peki bir önceki soruyla bağlantılı bir soru evet. olacak. Hangi şair ve yazarlar tavsiye edersiniz genelde? Oo, o güzel. Bu derin bir soru. Sizi biliyorum. Siz bir ee, numara İsmet Özel. E, 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 eyvallah, eyvallah. Aynen. Evet. Başka neleri, kimleri, hangi şair ve yazarları tavsiye edersiniz? Vallahi isim olarak. İsim olarak. Eserlerine girmeden sadece isim olarak şu, Anladım. şu, şu yazar ve şairler. Yani, çok var aslında. Şimdi nereden şimdi Tanzimattan başlarsak ta 1800 yıllardan. Şimdi Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun, efendim, Tecrü Ağat, Milli Edebiyatı. Günümüze, edebiyat. günümüze, gelirsek tabii çok yazar var. Ben şöyle söyleyeyim ben genç kardeşlerime, arkadaşlarıma mesela ben okuduğum, onun bol bol kitabını okudum. Ahmet Günbay Yıldız belki. Bir, odaka, Kasoğlu, gibi Halit, isimler. Halit Ertuğrul. Tabii 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 Halit Hayır. Ertuğrul. Ha, bu, bu tabii gençlik jenerasyonuna daha uygun isim. Nurullah Genç'in de mesela genç. şarj ve yazarlık evet. yönü var. Efendim yine farklı fraksiyonlardan da isimler olabilir. Onları da okuyabilirler. Ee, özellikle dünya klasiklerini okumalarını istiyorum mesela, Türk klasikleri var onlar Kesinlikle. okunabilir. Ee, güzel yani çünkü e, özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın 100 temel eser üzerine yaz çok yazarlar şairler var. Ya, bu bu isimler üzerinden de en çıkabilir. Bugün ama İsmet Özel tabi okumak öyle kolay bir şey değil çünkü İsmet Özel biraz derin bir tefekkür insanı. Biraz ağır tabi. Ağır değil. Dili Onu ağır, okumak evet. için biraz tabi e, arka planda işte bu klasiklerdi. İşte efendim biraz daha böyle bilinen bizim gençlik romanlarına ait ya da gençlik yazarlarına ait efendim eserleri okuyup kendimizi burada biraz yetiştirip ondan sonra onları e, okumak daha elverişli olabilir. Diğer türlü e, çok önemli bir yazar direkt böyle bir, bir, yani kapasitemiz çok azken okursak ne okuduğumuzdan anlarız ne bize keyif verir. Allah korusun kitaptan da soğarız bu defa yani. Kesinlikle. Demek ki bu yazılarla hepsi böyle deriz. O yüzden kitap işi biraz bilgi işi, birikim işi bir yerden başlamak lazım. Basit olsun. Hı hı. Bugün basit olur, yarın başka bir şey olur. Ben bazen oğluma işte kitapları aldığımız zaman böyle hoşuma gidiyor o resimler için böyle işte keli nasrettin Hoca'da falan böyle. Evet. Hani ben de okumak istiyorum Ömer Seyfettin'de falan. E çünkü fark etmiyor ki yani. Keyif alıyoruz. Ümer Seyfet'in çocuklar için bence vazgeçilmez. Tabii, tabii. Her devrin kesinlikle. Her devrin için vazgeçilmez bir efsanedir Kitapları. Her iki de ayrı bir tecrübe. Sayfa <laughs> Havası Yanık mesela. Kesinlikle, onlar da Aynen, var. Peyami Sefalar'ın onlar da var mesela. Hı -hı. Ya dediğim Beyazı gibi, mi? yani falan. bu günümüzde zaten okullarda birçok bu konular geçiyor. O yazarları mutlaka takip etmelerini öneririz. Ee, ama e, dediğim gibi tekrar söylüyorum, yani gönül dünyamızı kirletmeyen yazarlarla e, gitmemiz bize daha e, ışık verir, daha güzellik verir. Çünkü ee, Allah korusun bazen böyle o, o, çok iyi bildiğimiz ya da işte bilemediğimiz ya da çok iyi bildiğimiz ama bilemediğimiz aslında arka planını yazarlarda insanı farklı noktada götürebilir. Kesin, hayır, da bakarsın. Ya kardeşim ben çok iyi niyetle başlamıştım ama çok başka düşüncelere sahip olmuşum. Yani bu defa uç noktalar olur. Evet. Allah korusun bize bir sar, sar bizi. Bu da bize çok farklı bir yıkım getirir. Hı -hı. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ee, iyi seçmek lazım. Sadık Yalçın mesela. Tabi, 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 o isimler, kesinlikle. tasavvuf alanında çok kesinlikle, iyi. Kesinlikle kesinlikle. Özellikle Çanakkale üzerinde e, bugün Türkiye'de şu an emsal olmayan 20'ye yakın eser kalemi almış olan Saadettin Üzgür. Mesela tabii. Saadettin, Saadettin Hoca. burada selam ve sevgilerimizi, evet. saygılarımızı iletelim. Tabi isimlerini saydığımız bütün hocalarımıza. Tabii, tabii. Önceki haftalarda onu programda burada ağırlamıştım. Hmm. E, diğer televizyon önceki seneler televizyon ve radyo programlarında sağ olsun yine kırmamıştı gelmişti programlarıma. <laughs> eserlerini okuyunca gerçekten hele o Çanakkale şehirlerini falan üzerinde yazdığı eserler okuyunca insan elinde olmadan gözlerinden böyle yaşlar ya, akıyor mutlaka aynen çünkü var ee, ve bizim kendimiz yani biziz yani hmm. oradakiler biziz yani bizim dedelerimiz nenelerimiz, kesin bizim vatandaşımız Anadolu insanı evet. Anadolu coğrafyasının insanları onlar şimdi biz bugün burada rahat bir şekilde bakın değil mi çok güzel bir yayın yapıyoruz efendim. İşte onların nesresiyle bunlar yani. Muhakkak. İşte onların o efendim yaşanmışlık duygularıyla, onların o çilesiyle, evet. onların o efendim oradaki katlanmaları, o eziyetleri neticesinde biz burada rahat, özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde konuşuyoruz. O yüzden önemli. Tabii tarih ve bakın derim ya şimdi tarih şuur bilincini içeren kitaplar başka Evet işte insana psikolojik olarak destek sunan kitaplar başka. Kişisel gelişim kitapları başka bir alan. İşte şiir kitapları başka, denemesi başka, makalesi başka, sohbeti başka. Yani birçok alan var. Evet. Bizim hangi alanı sevdiğimiz ya da seçtiğimiz ve hangi alan üzerinde yürüdüğümüz. Mesela bazı insanlarla konuşuyorum öğrencilerle. İşte hocam diyorlar biz işte kişisel gelişim kitabı okuyoruz işte, işte okuyoruz falan. Tamam, hani tamam iyi da, Hani açıl başka bir şeyler de okumaya çalış. Sadece belli alanda gitmek de insana şey his. Farklı. Yani. Ya şöyle düşünün bir çiçek var ama e, çiçekten de çeşit çeşit. Yani ne bunun orkidesi var, gülü var, papatyası var. Yani işte karanfil var, sürüp farklı var renklerden vesaire. daha tatlı olabilir. E, sonuçta o da bir çiçektir, bakarsın. Belki dersin ki ya bundan daha çok keyif alıyormuşum ben dersin. O yüzden e, farklı şeylere adım atmak gerekir. Dediğim gibi o kırmızı çizgimizi koruma kaydıyla tabii ki. hala o, onu tekrar farkı. söylüyorum. Yoksa illa şunu okuyun, bundan başka bir şey okumayın. Bakın bu bu bile yanlış bence yani yanlış bir söylüyor. Evet. Sadece belli alanda gitmesi yanlış. Mı? Yani sen şimdi medrese öğrencisi olursun, efendim talebi olursun ya da bir belli alanda uzmanlık alanı olur, ayrı mesele. Onu okursun, orada yetiştirirsin kendini. Aynen. O zaman o, o alanda kimler ne yazmışa bakarsın? Kesinlikle. O alanda yürümeye çalışırız ama e, okuma bilincini kazanmış ya da her şeyden keyif almaya çalışan bir insan sanayer. Farklı şeylerde deneyebilirsin yani bu sana zarar verme. Bakarsın, okursun yani bu sana illa bunu bitir diye bir şey yok. Baktın çok keyif almıyorsun yani seni çok sarsıyor ya da çok fazla sana bir geçiş yapmıyor. O zaman o kitabı da kenara koyarsın yani ancak bir şey yok. Çünkü Aynen. keyif almadığın şey, şimdi sevmediğin bir yemek ya da istemediğin bir şey içmek, yemek içmek istemezsin. Asla. Ya da bakarsın tamam ben almayacağım dersin. Yani bu da bunun gibi yani. Aynen öyle. Keyif aldığımız kitaplar ve bize artı bir katma değer sağlayan kitaplar çok önemli. O yüzden dediğim gibi bu kitaplara bakmak lazım. Bunlar üzerinde kendimizi geliştirmemiz lazım. Muhakkak. Durum bu hocam. Aynen Peki kitap okumayı neden sevmeliyiz hocam? Ve evet, bizi sevmeliyiz. kitap okumaya sevk eden ana sebeplerin başından ne gelebilir? Ve bizi kitap okumaya, sevdirtmeye mecbur kıran ana sebep nedir diyelim? Şimdi kitabı neden sevmeliyizden başlayalım biz. Tamam. Kitabı neden sevmeliyiz? Ee, kitabın e, dünyası insanın kendi iç aleminde aslında bizim bir kodlarımız var. Yani evet. e, nasıl ki bugün acıktığımızda Su ihtiyacı olduğunda nasıl ki hemen ona güveniriz. o ihtiyacı? Susadığımızda su, Heh. acıktığımızda yemek. Bitti. Aynen. Nasıl bunlar bizim insan ihtiyacımız? Olmazsa, olmazlar, um, olmazsa, olmazlarımız dediğimiz Uyku gibi. mesela. Gibi. Uykusuz, gibi. Aynen öyle. Mesela demiştim demiş 24 saat mesela uyumasak ya da 2 gün 3 gün uyumasak. Yersek bu programı yapmaya çalışsa yapabilir misin? İnşallah yapabilir miyiz? Yapamayız. Ya da nasıl olur Nasıl olursa olur yani. Bu, yani. Sefer ee, bu sefer programda uyuklamaya başlarsın vesaire falan. bu sefer odaklanamazsın gönül dünyasında sıkıntı olur. İşte beyin beyinsel işte tıp anlamında bir sıkıntı yaşarsın vesaire falan. İşte kitabı neden okumalıyız? Bize ya da kitap nasıl okunmalı? İşte çok tabii aynı iki yola çıkıyor aslında sorularımız. Biz de işte o kafamızda belirlediğimiz şeyleri tekrardan ortaya koyup kitabı bizi sevdiren bir noktada kendimize rehber alarak, kendimize bir dönüt alarak o, o kitabı ortaya koyduğumuzda ondan keyif alma yollarına bakmalıyız. O yüzden Bak tekrar söylüyorum. Yani çok da kapa karıştırmak istemiyorum aslında. Bizim için tek şey şu hocam. Ben bu dünyaya gelmişim. İşim gücüm bitmez. Biraz da böyle halkın diliyle konuşalım. İş güç biter mi? Bitmez. bitmez. Problem biter mi? Bitmez. Dünya iş bitmez. Dünya iş bitmeyecek. Problemimiz bitmeyecek. Bitmez. E, uğraştığımız efendim uğraşlar bitmeyecek. Aynen. Peki bize bu dünyada e, farklı bir e, imaj, farklı bir durum farklı bir efendim e, görüş kazandıracak olan nedir? Tabii ki bizim okuyacağımız kitaplardır, beslendiğimiz kaynaklardır. Yani bugün bir çocuğu düşünün, iyi, iyi mesela işte sabah kahvaltısını yapmadığı zaman, işte yumurta yedi, efendim işte balı yedi, neyse artık o kahvaltılık ürünleri. Yani bunları tam manasıyla beslenemediği zaman, proteinleri almadığı zaman, o çocuk nasıl bir çocuk olur gelişim çağında? Derse de kendini veremez, okulda da veremez, şey dışarıda Kelimsiz, da olamaz, değil mi? Aile içinde de. Hem olamaz. fiziki anlamda, görünüş olarak, sıkıntı. aynen öyle. Bir hem fiziki anlamda, biyolojik olarak hem de işte manevi dünyası yıkık olur. Aynen. Ama şimdi şöyle düşünün. Evet çok güzel beslenmiş. Hakikaten fizik anlamda çok iyi bir e, bir beslenme sahibi olmuş. ve Aynı zamanda da işte kitaplarla kendini yetiştirmiş. E, geçen gün arkadaşımla konuşuyoruz. Bu tarihçi bir arkadaşım var. Ramazan Hoca. E, Kulağı Geçen bir işte geride tarafında bir fen lisesine gitmiş. Orada Hı -hı. bir konferans düzenlemiş. Efendim bana şey söylüyor. Yani karşımdaki çocuklardan o kadar keyif aldım ki efendim. Geleceğe ait ümitlerim arttı. Dedim neyi arttı? Sebebi şu. Öyle sorular sordular ki bana benim doktora yaptığım kitapta, aldığım kaynaktaki kitapları. Yani diyor sen bunu diyor nereden buldun da bu soruyu bana sorabiliyorsun? 9. sınıf, 10. sınıf falan Yani ben gençten ümidimi yitirmiştim. İnce oluyormuş. Onları, onları ha onları görünce on, evet onları demek. görünce bir şeyim arttı. Keyfim arttı. İstek arttı. Yani evet istek arttı. Hani arttı. o yüzden şimdi peki nasıl oluyor bu? İşte o fen lisesindeki öğrenci nasıl? O da öğrenci, o da öğrenci diyorsun. Hı. Ama işte kendini geliştiren öğrencinin farkı bu. İşte demek ki bu hem o aile hem öğrencimiz sağ olsunlar var olsunlar. Efendim kendisini her anlamda geliştirmiş kardeşim. Bak o konferansa giden ve doktora yapan bir arkadaşımıza arkadaşımızın tabii karşısındaki sorusuyla bir terletmiş. Gitti, terletmiş. İşte istenen tablo şöyle, bu. şöyle bir şey etti. Gülüştük orada. O da şimdi eğitimci, o da dersleri vesaire giriyor okulda. Hı. Ya dedi ki ya bu dedi okulda öğretmen olmak için dedi çalışıp derslere girmek lazım dedi. <laughs> Niye? Çünkü öğrenci seni oraya sevk ediyor. Çünkü öğrenci karşısında bilinçli kardeşim, kültürlü. Yani karşısında kitle senin belki lep demeden leblebi anlayan bir cinsen. Tabii Şimdi bazı kitle var. Çok farklı. Söylüyorsun e, tabiri caizse hani bebekler ağlarda böyle zorla anneler mama vermeye çalışır bebek sağa sola kaçar başarılı şey yapar. Hani yemek yemek istemez. Şimdi böyle bir durumdan karşında öyle kitle var ki senin sorularıyla terleten efendim sana çok başka bir açı sunan ve kardeşim bak ben öğrenciyim ama hı hı. yani kendimi geliştirmişim, okumuşum, kültürlüyüm ha dikkat et hocam diyen bir kitle var. Şimdi böyle kitlenin karşısında belki bir iki böyle yapalarsın ama bu defa onlar seni bambaşka okumaya, bambaşka kültüre sevk ederler. Yanlış mıyım? Kapı kapıyı açar ya. Bitti. Kapı kapıyı açıyor. Aynen öyle. O yüzden işte öyle gençlik biz istiyoruz. Öyle arkadaşlık grubu istiyoruz. Öyle bir efendim işte gençlik derken bugün tabii mesela 60'lı yaşlarla bir abilerimizle konuşsak 50 yaşında bir yanına birisi geliyor. Ya sen daha gençsin. Onlar kenarlarında, onlar öyle genç diyor. Yani genç derken illa 20 yaşında 15 yaşında demek de onu kastetmiyoruz. Evet. E, yeter ki insanın ruhu genç olsun. E, diğer türlü efendim e, fiziki yaşlar çok da şey değil yani. Onlar gibi, geçici. E, onlar geçici. Bugün işte başındaki saç ağrır. Yarın işte sakalların ağrır derken. Bu yapacak bir şey yok. Dünyanın Önemli olan ruh, değil. ruh. Önemli olan ruhtur. İşte o ruhu kaybetmemek için okumak, okumak, okumak. Bakın nereye ruh. bağladık. Aynen. O ruhu kaybetmemek için okumanız lazım. Ee, çünkü hadi bir mottomuz olsun. Cümlem şöyle olsun. Hı hı. Bu maçı okuyanlar kazanacak. Muhakkak. Bu dünya maçının tabiri caizse e, okuyanlar kazanacak. Çünkü ben de söylüyorum. Öğrencilerime de söylüyorum bunu. Okuyanlar antrenmanı yapmış, hazırlık yapmış kimmiş. Yani bu antrenman yapmadan, yapmadan maç kazanılmaz mi? hocam. Eyvallah. tabi antrenman önemli. Ben Aynen. şimdi öğrencilere diyorum ya. Allah'ım nasıl anlarsınız anlayın. Bu maçı diyorum, okuyanlar kazanacak. Ya Aynen. hangi maç? Ya sen karıştırma işte hangi maçsa maç Biraz hayat, sen kendini düşün. Hayat bir maçtır sonu bu maçı Okanlar kazanacak. Kesinlikle. O yüzden okumak, okumak, okumak tekrar söylüyorum. Bugün kitap okuyan, bugün kainatı okur, insanı okur, alemi okur. Evet. Alemi yaratanı okur. Muhakkak. Oraya ulaşır. Zaten yani, tüm amaç o değil mi? Asıl amaç o zaten bitti. O yüzden hepsinin başı okumaktan geçiyor. Kesinlikle. Ya hocam vaktimiz bitiyor ama son bir soruyla. Evet, vaktimiz bitiyor. Toplantının kapanışını peki. yapacağız tabii. Buyurun, buyurun. Ee, peki bugünün medyasını kitaplarla ilgili özellikle kitaplara yönelik çalışmalarını, faaliyetlerini, okumaya yönelik sevk edici faaliyetlerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl Me okuyorsunuz? Medyanın yaklaşım anlamında. Aynen mı? öyle. Evet, medyanın yaklaşım anlamında. Vallahi şimdi medya öyle bir alem ki, e, mesela bugün bir Rehber TV'deyiz değil mi şu anda biz burada. Evet. Allah razı olsun kapılarını açtılar sizin vesilenizle ee, şimdi böyle bir atmosferde e, olmak ve bulunmak aslında tabiri caizse yani teşbih tahtı olmasın farz gibi bir şey bence. Evet. Çünkü doğru yerden doğru kanattan beslenirsen doğru anlar doğru ilerlersin. Muhakkak. Ve doğruluktan sapmazsın. Ama şimdi medya ne, kime göremedi neye göre medya hani heva ve hevesin pompaladığı medya mı nekürt medya medyamı yoksa bize katkı sunan bizim ruh dünyamızı geliştiren bizi bambaşka mecralara çıkartabilen çıkartabilecek olan medyamı. O yüzden işte böyle medyayı takip edersen e, her anlamda ruhunu doyurursun, maneviyatını doyurursun ve e, vicdanın, ruhun rahat olur. Huzur Ama mı? diğer türlü onun mu? Kaos, kaotik ortam, efendim skandallar. Efendim işte e, hep böyle dünyevi hazlar Göz yaşı, işte yaşa acı, kavga he, alır başını gider. İşte onu e, kaçırmış. Bu bunu bilmem işte şöyle yapmış, böyle yapmış falan. Bitmez ki. Çünkü insan olduğu yerde problem vardı zaten baş başa. Çözemezsin bunu Muhakkak. bir şekilde ama ha yani bunu nasıl söyleyeceğiz işte böyle bu tarz programlarla Aynen. ilk önce dinlemesini öğreneceğiz. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Kesinlikle. Muhakkak. Çünkü dinleyen insan kabını doldurur. Yani şu bardağı sen Efendim işte bir maşraba ya da bir çeşme her neyse koyduğunuz zaman bu boş para dolar. Bu kendi kendine olmaz ki. Bak. Ha, o yüzden dinleyeceğiz. Efendim notumuzu alacağız. Ve sonrasında o dinlediklerimizde işte kitaba neyse ne gerekiyorsa işte hangi mecra sosyal medya olur, sosyal işte normal klasik medya olur, yazılı medya olur fark etmiyor. E Kalemimizde, kültürümüzde, bilincimizde bunu ortaya koyacağız. Artık kim ne alıyorsa kendi bilir. Burası bir pazardır. Kimin ihtiyacı ne ihtiyacı varsa alsın diyoruz. Olayı kapatıyoruz. Mesele bu yani. Bu kadar. Yani. Eyvallah. Hocam yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Sağ olun. Gerçekten vakit hızlı geçti ama evet. e, soracak pek çok sorumuz var. E, ama vaktimiz yetmedi. Bize de ayrılan süre bu kadar olduğu için. Eyvallah, bizden veririz. sonraki programcı arkadaşlarına da hakkına girmemek gerekir. Eyvallah. eyvallah. E, yine tekrarlıyorum. Gebze'den buraya gelmek gerçekten bugünün İslam'ın trafiğinde de, ne de? de çok cesaret Çok isterim. Allah razı olsun. E, kırmadınız. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Hem Teşekkür ederim. kendi adıma hem kurumum Rehber TV adına ee, teşekkürlerimi sunuyorum. Nasıl olur da ilerleyen haftalar, ilerleyen zaman diliminde tekrar sizin bir sayfa İnşallah. Etmek Allah razı olsun. Sever kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Çok hızlı da geçti zaman, çok güzel geçti. geçti. Çok hızlı geçti. Ee, i̇şte kitabın dünyasına daldığınız zaman işte vakit vak nasıl geçti anlamıyorsunuz. Hı -hı. Ben tekrardan e, size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, programınız geçmişten günümüze biz de biraz geçmişe gittik açıkçası. <laughs> evet. Günümüze kadar gelmiş olduk programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rehber TV'yi seviyoruz. tavsiye ediyoruz tüm e, kardeşlerimize. E, yeri geldi vaktimiz olduğunda izlemeye çalışıyoruz. Evet. E, tüm çalışan kardeşlerimize, tüm Rehber TV ailesine ben teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık ediyoruz. etsin. Hizmetlerini daim kılsın amin, inşallah. Amin. Doğru istikametten ayırmasın. Eee de bu şekilde vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. E, Ömürleri bahtı açık Bireğiniz olsun inşallah. Çok sağ olun. ve kolunuza sağlık kesafır razı razı Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ee, sağ olun. Ve de konuşmasını yapıp oradan sizin bir eserinizle programımızı Eserini tamamlayacağız. Peki. Aynen öyle. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, kıymetli izleyicilerimiz, Rehber TV'nin e, değerli izleyicileri, Hakan Taha hocamızla bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Hakan hocamla tabii kitap okumak ve kitap okumanın faydaları nelerdir diye bu konu üzerinde durmaya çalıştık. Ee, Başlıklar Hande, Özet Hande durmaya çalıştık. Malum vaktimiz kısıtlı olduğu için inşallah ilerleyen zaman dilinde tekrar Hakan hocamı burada stüdyomda ağırlamak isterim. Nasıl kısmet olursa. Ee, haftaya İnşallah daha değerli bir ustamız, değerli bir konumuzda yine burada buluşmak umuduyla diyorum. Hakan hocam bir eseriyle kapanışını yapacağız. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.